El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani hasretlerinin Sohbetleri 61. Sohbet İnsan Zihninde Doğan Düşünceler 1. Bölüm Bu konuşma Hicretin 546. yılında Recep'in 20. günü medresede yapılmıştır. Dinleyenlerden biri, insanoğlunun zihnine doğan ve ona belli istikametlerde hareket etme hissi veren düşünceleri sordu. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri buna cevaben söze başladı ve dedi ki, Zihinde doğan ve insanın belli istikametlerde hareket etmesine sebep olan düşüncelerin neler olduğunu sana bildiren nedir? Senin zihnine doğan düşünceler, şeytandandır kötü tabiatındandır heva ve hevesindendir dünyandandır senin bütün himmet ve gayretini üzerinde topladığın şey senin için en mühim olan seni en çok ilgilendirendir yani sen bütün himmet ve gayretini senin için en mühim olan ve seni en çok ilgilendiren neyse onun üzerinde toplarsın zihnine doğan ve seni belli istikametlere sevk eden düşüncelerinde hep senin üzerine himmet ve gayretini teksif ettiğin şeyler cinsindendir. Yani en çok nelere önem veriyor ve neler üzerinde duruyorsan zihnine gelen düşüncelerde bu şeyler cinsinden ve onlarla alakalı olur. Allah düşüncesi yani Allah'ı zikretmekte ancak onun gayri şeylerden hali olan kalplere gelebilir. Nitekim Şanı yüce olan Allah, Yusuf aleyhisselamdan hikayeten şöyle buyurur. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. Yusuf Suresi 79. ayeti Kerime'den Sende Allah sevgisi ve Allah'ı zikir duygusu bulunduğu zaman hiç şüphe yok ki kalbin onun yakınlığıyla dolar. Şeytan, heva heves ve dünya tarafından gelen düşüncelerse kaçar. Dünya tarafından gelen düşünceler vardır. Ahiret tarafından gelen düşünceler vardır. Melek tarafından gelen düşünceler vardır. Kalp tarafından gelen düşünceler vardır. Aziz ve celil olan Allah tarafından gelen düşünceler vardır. Sen Allah tarafından gelen düşüncelerin haricindeki bütün düşünceleri defedip Yalnız Allah sevgisi neticesi zihnine doğan düşüncelerde karar kılmak ve onlarda sükunet bulmak durumundasın. Nefs, heva, şeytan ve dünya tarafından gelen yani onların tesiriyle zihnine doğan düşüncelerden sıyrıldığın zaman bu sefer zihnine ahiret tarafından gelen düşünceler doğar. Daha sonra melek tarafından gelen düşünceler sadır olur. En sonunda da Aziz ve celil olan Allah tarafından gelen düşünceler doğar. İşte gaye de budur. Eğer kalbin kemale ermişse, kendisinde herhangi bir düşünce doğduğu zaman şöyle bir durur ve gelen düşünceye sorar. Sen hangi düşüncesin? Kimin tarafındansın? Eğer gelen Hakk'ın tarafındansa şöyle der. Ben Hak'tan gelen düşünceyim. Ben nasihatçıyım, sevenim. Aziz ve celil olan Hak seni seviyor. Ben de seviyorum. Ben Hakk'ın sefiriyim, elçisiyim. Ben peygamberlik halinden senin nasibinim. Ey oğul! Marifetullah'a koş. Zira hiç şüphe yok ki marifetullah her hayrın aslıdır, kaynağıdır. Sen Allah'a olan taat ve kulluğunu arttırdığın zaman o da sana marifetini bahşeder.'' İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kul aziz ve celil olan Rabbine itaat ettiği zaman ona marifetullahı bahşeder. Taati terk edince daha önce vermiş bulunduğu bu marifetullahı geri almaz. Bilakis kıyamet günü aleyhinde bir delil olarak kullanmak üzere onu kalbinde bırakır. Kıyamet günü olunca da kendisine hitaben der ki, seni marifetullah ile mümtaz kılmış, onu sana bahşetmiştim. Bildiğinle niçin amel etmedin? ilminle niçin amil olmadın? Ey oğul! Nifakınla, fesahatınla, belagatınla, yemeden içmeden geçip, solgun benizli hale gelmenle, eski ve yamalı elbiseler giymiş olmanla, taraftarlar toplamanla ve oraya buraya Halifeler tayin etmenle Allah'tan eline bir şey geçmez. Bütün bunlar senin nefsindendir, şeytanındandır. İnsanları Allah'a şirke vasıta etmendendir. Onlardan dünyalık istemenden, dünyalık beklemendendir. Nefsini hakir gör, halini kisle, böyle yaparak devam et. Ta ki sana şöyle deninceye kadar. Rabbinin senin üzerindeki nimetini dile getir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İbni Şemun kendisinde bir keramet zuhur ettiği zaman şöyle derdi. Bu bir hudadır, bu bir aldatmacadır, bu şeytandandır. Bu sözleri söylemeye tarafı ilahiden kendisine şöyle bir hitap gelinceye kadar devam ederdi. Sen kimsin? Baban kim? üzerindeki nimetimizi dile getir. Musa aleyhisselam aziz ve celil olan Rabbine münacatlarından birinde şöyle demişti. Ya Rabbi bana öğüt ver. Rabbi ona cevaben buyurdu. Sana beni ve beni talep etmeni öğütlerim. Musa aleyhisselam bu öğüt isteğini dört defa tekrarladı. Şanı mübarek ve yüce olan Allah da her defasında aynı cevabı verdi. Sana beni ve beni talep etmeni öğütlerim. Görüldüğü gibi şanı yüce olan Allah Musa aleyhisselama dünyayı iste veya ahireti iste demedi. Şanı yüce olan Allah Musa aleyhisselama o sözleriyle şöyle buyurmuş oluyor. Ey Musa sana bana itaat etmeni, bana karşı gelmekten kaçınmanı öğütlerim. Benim yakınlığımı talep etmeni öğütlerim. Benim tevhidimi öğütlerim. Benim için amel etmeni öğütlerim. Benden başka şeylerden sıyrılmanı öğütlerim. Kalp, ahlaki sıhhate kavuştuğu, kemale erdiği ve Allah'ı tanıdığı zaman onun gayrinden soğur. Yalnız onunla ünsiyet eder.'' onun gayrinden ürküntü duyar. Yalnız onunla rahat ve sükunete erer, huzura kavuşur. Ondan başkasıyla meşakkate düşer, sıkıntıya düşer. Allah'ım sen şahit ol ki ben senin kullarına öğütler vermek için çalışıyorum. Onların salahi için çalışıyorum. Hallerini düzeltmek için çalışıyorum. Her türlü gösterişten uzaklaşıyorum. Senin rızana uygun olmayan hal, hareket ve tavırlardan sıyrılıyorum. Senin idare ve tasarrufların karşısında edeple duruyorum. Ey tekke ve zaviye ehli! Geliniz, bir harf bile olsa benim konuşmalarımdan nasibinizi alınız. Bir günlüğüne veya bir haftalığına bile olsa sohbetlerime katılınız. Umulur ki size faydalı olacak bir şey öğrenirsiniz. Yazık sizlere! Çoğunuz hevesten hevese koşuyorsunuz. Zaviyelerinizde adeta halka kulluk ediyorsunuz. Bu iş cehalet içinde tekkelerle zaviyelerde oturmakla olmaz. Yazık sana! Cehalet içinde köşende oturma. Kalk! ilmi ve ilmiyle amil alimleri bulmak için bucak bucak dolaş. Öyle ki ayağının değmediği bir köşe dahi kalmasın.'' Bacakların dermansız düşünceye kadar dolaş. Artık yürümekten aciz kaldığın an otur. Önce zahirinle yürü, bedeninle yürü. Sonra da kalbinle ve mananla yürü. Hem zahiren hem de batinen yorulduğun ve artık durduğun an aziz ve celil olan Allah'ın yakınlığı ve huslatı sana gelecektir. Kalbinin adımlarının kesilmesi ve yol alma takatinin tükenmiş olması senin Allah'a yakınlaşmış olmanın alametidir. İşte o anda kendini Allah'a teslim et ve huzuruna bırak. Artık o sana ya dağda bayırda bir zaviye inşa eder, ya seni bir viranhaneye oturtur, yahut da mamur bir yere atar. Bu arada dünyayı, ahireti, cinleri, insanları, melekleri ve ruhları da senin hizmetine verir. Kalp kemale erdiği ve ahlaki sıhhate kavuştuğu zaman kendisine velayet ve niyabet gelir. Yani o veli olur. Allah'ın dostu olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde naibi vekili olur. Bu andan itibaren ona bütün hazineler arz edilir. Yer, gökler ve bunlarda bulunanların hepsi kendisine şefaat eder. O bütün bunlara Allah'ın katında itibar sahibi olduğu, batını ve özü temizlendiği ve kalbi nurlandığı için nail olur, hakka sanır. İslam ve iman senin yanında eğreti olmasın, eğreti durmasın. Senin Allah korkun bu imanla artar. Orucun bununla artar. Namazın bununla artar. Geceleri uyanık oluşun ve ibadetin bununla artar. Eğer imanın eğreti olmaz, hakiki ve kamil bir iman olursa, ibadetlerinde de günden güne artış olur. Sen de günden güne kemale doğru bir gidiş olur. İman ve İslam sende birer eğreti meta gibi durdukçaysa bunların hiçbiri olmaz. Bu kamil iman sebebiyledir ki Allah dostları başlarını alıp gittiler. Dağ taş demediler, sahralarda, çöllerde hayran hayran dolaştılar. Vahşi hayvanlara karıştılar. Otlar arasında ve sel suları içinde vahşi hayvanlar tarafından tazik edildiler. Gecelerin zifiri karanlıkları onların güneşi oldu. Ay ve yıldızlar kandilleri oldu. Sizler, ey Allah dostlarının arasına katılmak isteyenler! hezeyanları bırakınız, dedikoduyu bırakınız, nefsani heveslerinizin tesiriyle malınızı harcamayınız, sebepsiz yere komşularınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla fazlaca oturmayınız. Zira bu beraber oturmalar çok kere bir hevesten ibarettir. Yalan konuşmaların ve gıybetlerin ekserisi iki kişi arasında olur.'' Umumiyetle iki kişi bir araya geldiler mi gıybet ederler, ötekini birikini çekiştirirler, dedikodu ederler. Günah, masiyet ancak iki kişi arasında tamamlanır. Bu bakımdan makul ve faydalı bir sebep bulunmadıkça bir arada fazlaca oturmayınız. Hiçbiriniz gerek kendi işleri ve gerekse aile efradının, veya cemiyet fertlerinin işleri hususunda zaruri ve mecburi haller olmadıkça evinden çıkmasın zira sebepsiz yere evinden çıkarsa boş olduğu için herhangi bir yere gidip orada dedikodu edilmesine sebep olabilir sen gayret et konuşan olmamaya çalış cevap verici ol zira ortada hiçbir şey yokken konuşmaya başlayan dedikoduya düşebilir. Birisi sana bir şey sorduğu zaman önce düşün. Eğer o sualin cevabı soru sahibine de sana da fayda getirecekse cevap ver. Aksi halde cevap verme. Allah dostları bütün hallerde Allah'tan korkarlar. Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri korkuyla çarparak zekatlarını verirler, salih ameller işlerler. Gaflet içinde yakalanmaktan korkarlar. Yanlarında imanın eğreti bir meta mesabesine düşmüş olmasından korkarlar. Onların pekasına Allah'ın lütufları ve nimetleri gelir. Böylece kalpleri O'nun yakınlığının kapısına dahil olur. Oraya girmelerine izin verilir. Allah da onları kendisine dost edinir. Hacetlerini görür, yardım eder. Onları kendi dostları peygamberlerinin vekilleri ve halkın seçkinleri zümresinden sayar. Abitlerinin ileri gelenlerinden ve sultanlarından sayar. Yeryüzünde kendilerine niyabet ve kalet verir. Yeryüzünün muhtelif yerlerine kendilerini halife tayin eder. Kendisine kulluk etmeleri için insanlardan ayrılmış ve inzivaya çekilmiş kişiler haline getirir. Onları kendi ilmiyle alim yapar kendi ahkamıyla konuşturur. Kendi şeref ve kerametinden ikram eder. Bizzat kendi imdadıyla yardımlarda bulunur. Gerek lehlerinde ve gerekse alehlerinde olan hususları bir bizzat öğretir. İmanın ayağını kalplerinde iyice sabitleştirir, sağlamlaştırır. Marifet tacını imanlarının başına giydirir. Kader onlara hizmet eder. İnsanlar, cinler ve melekler önlerinde kıyam durur. İlahi ahit ve fermanlar onların kalplerine ve özlerine iner, gelir. Onların her biri kendi nefsinde hükümdardır. Kendi memleketinin tahtında oturmaktadır. Halkı ıslah etmeleri ve iblisin işlerini bozmaları için kendi askerlerini yani halifelerini yeryüzüne dağıtır. Ey ahali! Allah dostlarının yoluna giriniz. Bütün düşünceniz, bütün himmet ve gayretiniz yemekten, içmekten, giyinip kuşanmaktan, evlenmekten ve dünyalık toplamaktan ibaret olmasın. Zira Allah dostlarının himmet ve gayretleri bunlar değildir. Onların himmet ve gayretleri Allah'a kulluk etmek ve adetleri terk etmektir. Allah'ın kapısını arayınız ve otağınızı orada kurunuz. Musibetler sebebiyle Allah'ın kapısından kaçmayınız. Zira hiç şüphe yok ki o belalarla, musibetlerle, hastalıklarla ve çeşitli acılarla sizi ikaz eder, uyarır. Ta ki onu arayasınız ve kapısından ayrılmayasınız. Allah'ın kendileri hakkındaki iradesini bilmedikleri halde şeytan çarpmış gibi dolaşan kişilerden olmayınız.'' Allah'a kulluk ediniz. Ona kullukta ihlaslı ve samimi olunuz. İşitmediniz mi ki şanı yüce olan Allah ne buyuruyor? Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet-i Kerime Siz bu hususun hakikatine vakıf oldunuz. Bunun böyle olduğunu kesinlikle bildiniz.'' O halde ona kulluk etmeyi için terk ediyor, niçin ona giden yolda şeytan çarpmış kişiler gibi sendeliyorsunuz? Aziz ve celil olan, Allah'a kulluk etmeyen her insan, hilkat, yaratılış sebebini bilmeyen kişiler cümlesindendir. Derinliğine, bir şeyin hakikatinin ayağı üzerinde olanlarsa, Allah'a kulluk için yaratıldıklarını, bir müddet sonra öleceklerini ve sonra yine diriltileceklerini kesinlikle bilirler. Onlar kulluğun hakikatine ererler. Ey oğul! Batınla alakalı hususlar ancak Allah'a vasıl olduktan ve O'nun kapısında durduktan sonra inkişaf eder. Allah'a kulluk için inzivaya çekilenlerin ve peygamber naiplerinin ile mülakatları da işte burada yani Allah'ın kapısının önünde durmaları demektir. Sen aziz ve celil olan Hakk'ın kapısına varıp sükunetle ve hüsnü edeple orada durmaya devam ettiğin zaman senin kalbinin yüzüne kapı açılır. Cezbetme fiilinin sahibi Allah o kalbi kendisine cezbeder. Yakınlaştırma fiilinin sahibi Allah onu kendisine yakınlaştırır. Uyutan onu uyutur. Süsleyen süsler, sürmeleyen sürmeler, ışıldatan ışıldatır, ferahlatan ferahlatır, emin kılan emin kılar, haber veren haber verir, konuşturan konuşturur. Ey nimet sahibinden gafil olanlar! Siz neredesiniz? Benim işaret ettiğim hususlara kalpleriniz ne kadar uzak? Zannediyorsunuz ki mesele gayet kolay. Hatta yapmacık hareketlerle külfet kabilinden işlenen amellerle ve iki yüzlülükle bile elde edilecek derecede kolay böyle zannediyorsunuz halbuki hiç de öyle değil bu mesele sıtka ihtiyaç gösterir İhlasa ve samimiliğe ihtiyaç gösterir kaderin indirdiği tokmaklara sabretmeye ihtiyaç gösterir mesela önceleri sen kendini müstahni bilsen Allah'ın emirlerini yerine getirmesen ve günahkarlıkla meşgul olsan, sonralarıysa gizlisi de açığı da dahil olmak üzere bütün günahlarından tevbe ederek sahralara ve çöllere çıksan, bu esnada da Allah'ın rızasını talep etsen, yine de denemeye tabi tutulabilir, imtihana çekilebilirsin, sana yine de belalar gelebilir. Bu durumda nefsinde daha önceleri alışkın olduğu dünya nimetlerini senden isteyebilir. Sakın ha böyle bir durumda onun isteklerini asla kabul etme. Arzularını yerine getirme. Eğer bu gibi durumlarda sabredersen senin için dünya ve ahiret sultanlığı beraberce hasıl olur. Sabretmediğin takdirde ise bu nimetleri kaçırırsın. Ey tevbekar! Tevbende sebat et. İhlas sahibi ol. Nefsine meselenin her an değişebileceğini ve belaların her an gelebileceğini hatırlat, kabul ettir. Nefsine hatırlat ki, aziz ve celil olan Allah, kendisinin gecesini gündüz, gündüzünü de gece yapabilir. Aile efradı, komşuları, dostları ve tanıdıklarıyla arasına soğukluklar koyabilir. Bunların kalbine, kendisine karşı buz ve adavet koyabilir. Onların hiçbiri kendisine yakınlık göstermeyebilirler. Sözün kısası her şey olabilir. Onun için nefs bir anlık iyi ve huzur içinde oluşuna aldanmamalı. Her an için değişiklikler olabileceğini hatırından çıkarmamalıdır. Eyyub aleyhisselamın hikayesini işitmedin mi ki? Şanı yüce olan Allah, onun Allah'a olan sevgisinin derecesini bir saat kendisine göstermeyi, onu seçkin kulları arasına koymayı ve kalbinde Allah'ın gayrine yer kalmamasını murad ettiği zaman kendisini malından, aile efradından ve taraftarlarından ayırdı. Mamur bölgenin dışında ve mezbele üzerinde bina edilmiş bir kulübede ikamete tabi tuttu. Bu esnada yanında zevcesinden başka kimse kalmamıştı. Zevcesi gündüzleri hizmetçiliğe giderek geçimlerini temin ediyordu. Daha sonraları Allah'ın iradesi dahilinde gelen bir hastalık onun bedeninin etlerinin ve derisinin dökülmesine sebep oldu. Kuvvetten, kudretten kesildi. Yalnız kulağı, gözü ve kalbi kaldı. Bu halde Allah ona kudretinin harikuladeliklerini gösteriyordu. Eyyub aleyhisselam diliyle Allah'ı zikrediyor, kalbiyle münacatta bulunuyor, gözüyle de onun kudretinin harikuladeliklerini görüyordu. Ruhusa bedeninde duramıyor, bir gelip bir gidiyordu. Bu esnada melekler onun için istiğfar ediyor, ziyaretine geliyorlardı. Artık insanlardan kopmuş, ünsiyetle yani Allah'ın ünsiyetiyle hemhal olmuştu. Fani olan sebepler, kendi gücü, kendi kuvvet ve iradesi gitmişti. Allah sevgisinin, Allah'ın irade ve kudretinin, takdir ve hükmünün esiri olarak kalmıştı. Önceleri işi sadece sabretmekti. Sonunda iş açığa döküldü. Açık olarak Allah'ın muhabbetine gark oldu, gaş oldu. İşin evveli acıydı sonunda tatlıya dönüştü. Tıpkı İbrahim aleyhisselama ateş içinde güzel bir hayat doğması gibi ona da belalar, musibetler ve meşakkatler içinde gayet hoş bir hayat doğdu. Allah dostları bela ve musibetler geldiği anlarda sabra sarılırlar. Sizin yaptığınız gibi ağlayıp sızlamazlar, ona buna dert yanıp durmazlar. Maruz kalınan musibetler çeşitlidir. Bünyevi olabilir, kalbi olabilir, insanlardan gelen sıkıntılar olabilir, kulun Allah'la arasındaki durumdan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Musibetlere maruz kalıp eza çekmemiş ve cefa görmemiş kişilerde hayır yoktur. Belalar, musibetler, aziz ve celil olan Allah'ın çengelleridir ki, maruz kalanlar onlarla nimetler toplarlar. Abidin, zahidin dünyada şiddetle iştiyak duyduğu şey kerametlerdir. Ahiretteki iştiyakları da cennetlerdir. Arif'in dünyadaki iştiyakı iman selametidir. Yani dünyadan imanlı olarak göçebilme arzusudur. Ahiretteki iştiyakı ise cehennem ateşinden halas bulmaktır. Arif bu iştiyakından bir an dahi sıyrılamaz. Ta ki onun kalbine hatiften şöyle deninceye kadar. Bu endişe ve bu telaş neye? Sakin ol, sabit kadem ol. Sende iman sabittir, yerleşmiştir. Müminler imanlarının nurunu senden alırlar. Sen yarın şefaatçisin. Sözü kabul edilecek kişilerdensin. İnsanlardan birçoğunun cehennemden kurtulmasına sebep olacaksın. Şefaat edenlerin efendisi olan peygamberinin huzurunda bulunacaksın. Bu endişeni ve bu telaşını bırak. Başka şeylerle meşgul ol. Arif'in kalbine hitaben söylenen bu sözler onun imanının bekasına, marifetinin bekasına, akıbetinin selamet olacağına ve kıyamet günü peygamberler, resuller ve halkın seçkinleri sıddıklarla bir arada yürüyeceğine dair ilahi bir fermandır. Bu güven fermanı tekrar tekrar verildikçe onun Allah korkusu artar, hüsnü edebi artar, nimetlere şükrü artar. Allah dostları, aziz ve celil olan Allah'ın şu ayetlerinin manalarını düşünürler, bilirler. Allah dilediğini yapar. Hac Suresi 14. ayeti kerimeten Allah yapacağından mesul olmaz. Fakat insanlar mesul olurlar. Enbiya Suresi 23. ayeti kerime Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Tekvir Suresi 29. ayeti kerime Allah dostları bilirler ki o insanların dilediğini değil, kendi dilediğini yapar. Yine bilirler ki o her gün bir yaratış içindedir. Öne alır, geri bırakır. Yüceltir, alçaltır. Aziz kılar, zelil eder. Dostluktan atar, dostluğa kabul eder. Öldürür, diriltir. Zengin eder, fakir düşürür. Bahşeder, mani olur. Erenlerin kalbi Allah'ın katında bir kararda kalmaz. Allah onların kalplerini tayir eder, tebdil eder. Kah kendisine yakınlaştırır, kah uzaklaştırır. Onları kah ayakta tutar, kah oturtur. Kah aziz eyler, kah selil eyler. Kah bahşeder, kah mani olur. Sözün kısası, Allah dostlarının halleri bir kararda kalmaz. Onlar derinliğine kulluk üzerindedirler. Hüsnü edep içindedirler sessizlik ve sükunet içindedirler. Allah'ım bize gerek sana karşı gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsnü edeple davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma. Seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kademe bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstahni kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lutfunla kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et. Amin.